Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mekke mükerreme Medine'ye hicret olayı. Hicret, göç anlamına geliyor. Genelde peygamberlerin çoğu bunu yaşadılar. Hicret olayı tabi zor bir meseledir. Peygamberlik manevi açıdan en yüksek bir makam. Bu makama kimse çarşı çıkamaz böyle. Ezelde taksi olmuştur, bunlardan vermiştir. Yalnız peygamberlik görevi de çok aşırı zor bir görevdir peygamber görevi de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bir Mekke dönemi var, bir de Medine dönemi var. Mekke dönemi baskı, zulüm, karanlıkla geçen bir dönemdir. Mekke mükerremede 10. yılda Ebu Talip o sene öldü Mekke mükerremede. Ebu Talip peygamberimizin amcası oluyor. İman etmedi. Edemedi, onur meselesi yaptı ama peygamber sahipsizdi kendisi. Aynı zamanda Kureyş'in reisi ağırlığı vardı Mekke mükerremede. 3 gün sonra da peygamberimizin eşi Hatice annemiz vefat etti, öldü. Bu seneye peygamber şöyle buyurdu, senetül hüzün, hüzünlü sene. Peygamberimizin en zorlu günlerinin başlangıcı o zaman başladı. Gerçi o zamana kadar da baskı vardı, zulüm vardı, işkence vardı, hepsi vardı. Fakat peygamberimizin 2 dayanağı vardı maddi olarak dünyada. Amcası Ebu Talip, Kureyş'in reisi, ağırlığı vardı, çevresi kalabalıktı. Evde de peygamberimizin eşi Hatice annemiz vardı. Bir de üstelik tabii imtihanlar büyümeden, zirve varmadan imtihan bitmez. Bir de onların ölümüyle beraber Ebu Leheb de Kureyş'in reisi oldu Mekke mükerremede. Ebu Leheb. O da amcası o da. O da amcası peygamberimizin ama din düşmanı, asıl düşmanı. Ebu Leheb de Kureyş reisi olunca artık Mekke mükerremede peygamberimize böyle yaptırmaz oldular bunlar peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Hakaretler, zulmüne baskılar. Bazen peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıkardı çarşıya. Ey insanlar, iman edin, fena bulun derdi. Ebu Leheb arkasından taş atardı kendisine. İnanmayın, bu Mecnun derdi amcası. Peygamberlik çok güç muhtemelen. Sırf Allah için, din için sıkıntıya katan göz germe. Günümüzde bunu bir anlayamayız günümüzde muhtemelen. Ama Türkiye'de de buna yaşandı bunlar. Türkiye yaşadı bunlar da. Mesela ben çocukluğumda Kur'an kursa basıldık böyle. Polis bastı biz de böylece. Din için çeşitlik bende bunu anlayamadı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Mekke mükerremede yürü yapamaz hale geldi. Hatta dinleyenleri dövüyorlardı, dinleyenleri de. Taşıyorlardı bunu da, dövüyorlardı onları da. Bunun üzerine tabi peygamber durmak yok peygamberlikte. Devam göreve. Her türlü koşullarda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oradan Taif'e gitti. Taif. Aşırı 50 kilometre Mekke mükerremeye. Yanında tek bir sahabesini aldı. Hadi Zeyd'i aldı yanına. Zeyd. Peygamber onu aldı. Aleyhisselam Hazretleri Taif'e gitti. Onları İslam'ın davetine başladı.
Bir ay kaldı efendim, bir ay kaldı. Gece, gündüz, evde, yolda, çarşıda yani bunları İslam'ı davet ediyor. Ayet-i Kerime okuyor, bir peygamber, Allah'ın Resulü okuyor. Onlara her türlü en güzel bir şey anlatıyor her şeyi. Ne hikmetse bir tek kişi iman etmedi. Bir tek kişi bir ayda. Tek kişi iman etmedi. Üstelik taşladılar peygamberi, taşlattılar peygamberi, kovdular oradan. Zavallı Hazreti Zeyd tek başına orada taş atılıyor. Peygamber'e taşlar gelmesin diye yine siper ediyor taşa. Mesela elimizde olmadan bir taş atılsa insan bir sakınır. Bazı Zeyd taş yani başına gelse, gözüne taş gelse gözünü kırpma sakın. Yeter ki Resulullah bir zarar gelmesin diye. Zavallı Hazreti Zeyd kanlar içine kaldı her tarafı. Peygamberimiz ayakları yaralandı. Artık orada da görev yapmazlar geldiler. Taif'te de. Tekrar tabi Mekke'ye dönüldü. Fakat çok zorlu günler, baskılı günler. Artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ancak geceleri hac mevsiminde Araplar müşrik iken de Kabe'nin kutsalını biliyorlardı. Ve İsmail Aleyhisselam'a gelen artık görenek olarak Kabe'ye tavaf ederlerdi. Bir de onlara hac mevsimi vardı. Yani hac mevsimi zamanında da hacca girerdi, etraf kabirlerde gelirlerdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de bu hac mevsiminde geceleri, tenay yerlerde Mekke'nin dıştan gelenleri onlarca İslam'a davet ediyordu. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tek başına, ıssız gece. Tabii o zamanlar ışık ışıklar yok, elektrik yok o zamanlar. Ancak ay ışığı var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece yan ıslı bir zamanda baktı Akabe yakınında 6 kişi geliyorlar, ayaktalar. Peygamber'e sokuldu, kimsine sordu. Bunlar Medine'liymişler bunlar. Medine'ye gelinmişler. Hazreç kabilesine mensup 6 kişi. Tabi Mevlam dilerse muhteremler öyle olacak böyle. Yani aslında Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'de doğacağı, Medine'ye göç edeceği ezel takdirilmiş ama. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize götürürken, Medine'ye geçerken buyurdu Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed sen böyle de göç edeceksin buyurdu kendisine. Bu 6 kişi Peygamberimize görüştüler. Yani burada onlara oturur musunuz biraz? Bir konuşma edelim bakalım. Tabi yabancı onlar da gece karanlık otururlar. Bir Allah'ın Resulü, Hatim-i Enbiya, son peygamber oturdu. Önce Kur'an okudu, yani ayet okudular. Düşünün ki bir peygamber ağzından, dilinden nasıl İhlas okunuyor. Peygamber okudu. Okunan Kur'an-ı Kerim Medine 6 kişiyi etkiledi bunlar. Öyle feyiz aldılar, ruhsal zevk aldılar, çok etkilendiler. Peygamberimiz bunlara biraz sohbet etti orada. Ve sonunda asıl konuya geldi. Buyurdu ki, bana verilen peygamberlik görevini verdi. Ben son peygamberim, siz imana daha gömsterim bunlara. İlk defa bunu duyunca Medine'nin 6 kişi birbirine bakıştılar. Ne dersin derken? Dediler ki, ya Muhammed eller, sen bir müsaade et, yani sen aramadan çekil. Biz de kenarda bir konuşalım, biz de danışalım, karar verelim dedi bunlar. Yani çekildi, konuştu dedi. Bunlar kenarda konuştular, altısı ittifakla iman etmeye karar verildi muhtemelen. Derler, ya Muhammed eller, iman etmeye karar verildi. Orada elhamdülillah, Akabe'de
gecenin yarısında ıssız yerde her birer de getirerek kardeşi oldular. Ne oldu o anda? Her bir anda birdenbire sahabe makamı çıktı. Sahabe. O makama çıktı. Sahabe makamına. Bir evliya, yani en büyük evliya başı kutup derler bunlara. Bir kutup. Bir milyon yıl Allah'a devamlı secde etse, bir başını kaldırmasa yine sahabelerin ötürüne çıkamıyor muhtemelen. Sahabe makamı böyle. Doğrudan da Peygamber Aleyhisselatü Manevi Güneş ile ondan bakın başka makam. Altı Medineli o anda Eshab-ı Kiram oldular, sahabe oldular Peygamberimize. Ne anlama geliyor bu? Artık dinden dönemezler yine bunlar. O hale geliyor bunlar. İman, bütün bunların ciğerini işledi, gönlünü işledi, vücudunu işledi iman. İşledi ama şimdi ne var? Geriye dönmek var Medine'ye. Nasıl bıraksınlar Peygamberimizi? Orada kalma istediler bu sırada. Bu da çocuklarına. Peygamber hayır, burada kalmayın. Siz açtığınızda dönün Medine'ye, orada İslam'a çalışın, insan İslam'a antrenmanı verecek. Bunun üzerine bu altı kişiye o hac mevsiminden sonra Medine'ye döndüler. Bunların başı Esad bin Züra denen zattı. Bak Hazretleri bunların başıydı. Bunun evi merkez edinildi evi. Altı kişi artık her şeyine geçtiler. Hani imanla yanan, Allah diye yanan bu altı kişi durmadan. Ev sohbetleriyle, geceleri, hurma bahçelerinde, ıssız yerlerde devamlı insanlara, Medine halkına, arkadaşlarına İslam'ı anlatmaya başladılar bunlar. Çalışınca veren tabi semeresini veriyor. Altı kişi Medine-i Münevvere'yi fethetti altı kişi. Altı kişi. Yani bundan inşallah bir örnek ibret alınmadan inşallah. Bir memleketin fethetti bunlar. Ama canla, baş ihlasla buna çalışıyorlar. Ertesi yıl, 12. yıl nübüvvetin, peygamberliğin, yine Eshab-ı Zürre'nin başkanlığında bu defa 12 kişi yine Mekke'ye geldiler hac mevsiminde. Sayı 12'yi geçmişti. 12 tanesi, zaten 6'sı aynı işin buna dahiller. Onunla peygamberine göre onun sahibi 6'sı. Diğerleri tabi'in ama şimdi. Onun aşağı makamları. 6'sı. 12 kişi Mekke'ye geldiler ama Mekke mükerremede terör estiriyor müşrikler. Terör estiriyor. Kimseyi gösterme peygamberimizle böyle. O da korku, baskı, zulüm böyle yapıyorlar. Baktılar ki görüşemeyecekler. Hiç anlaştılar. Yine aynı gece aynı saatinde aynı yerde buluşmaya karar verdiler. Yine gece arası peygamber oraya gitti, tek başına gitti. 12 kişi yine de iman tazelediler. O altısı da tabi olan da onun sahabe makam çıktılar bir anda sohbette. Bunu onlar fark ederler ama. Yani bir Müslüman, normal bir Müslüman bile biraz tatlı Allah yolunda feyiz olsun, Allah yolunda tam yönelsin, gönlünü tam Mevla'ya versin, hemen kendini fark eder, bir makam almış şu anda. Çıkmıştır böyle. Üşüş de böyle. Bu altı tabi'in de bir anda sahibi oldular. Peygamberimiz bunlardan biat aldı bunlardan, söz aldı bunlardan, biat aldı bunlardan. Allah'a şirk koşmamak işte, hırs yapmamak şu bu gibi kaldı bunlardan. Bunlar dediler ki, ya Resulallah, 12 kişi. Biz eller buraya uzakız, gelemiyoruz. Biz eller bir hoca öğretmen gönder bize. Yani Kur'an'ı gene ayette bizi bilirsin, İslam'ı bilirsin bize. Birisini gönder, öğretecek birisini. Peygamber sana pek buyurdu. Peygamber bunlara beraber kimi gönderdi? Mus'ab bin Ümeyr gönderdi. Mus'ab. Gençti. Bunun da babası çok zengin bir Mekke mükerremede. Çok nazlı büyümüştü Hazreti Mus'ab.
Çok nazlı büyümüştü. Babası zengin, annesi bunu çok severdi. Çok ama nazlı büyümüştü, terbiyeli büyümüştü. Ahlakı çok iyiydi. Fakat bu Müslüman olunca kendi annesi, babası bana işki yaptı. Din dönmesi için böyle şey. Hac bıraktılar bakın. Şeş yaptılar. Hazreti Musab her şeye katlandı. Aç kaldı, güneşe atıldı, işkin yapıldı. Hepsini göğüsledi. Peygamber'den ayrılmadı. Hafızı kuvvetliydi. Her gün ayet ezberledi kendisi. Peygamber bunu gönderdi. Medine-i Münevvere Hazreti Musab'ı gönderdi. Musab-ı Ümeyr Hazreti. Hazreti Musab Medine'ye gidince baktı oradaki Müslüman sayısı 40 kişi olmuş Müslüman sayısı. 40'ya ulaşmış. Hazreti Musab oraya gidince çok terbiyeli, nazik, efendi bir gençmiş kendisi. Kırmadan, kırılmadan, gücendirmeden hiç öfkene sabırla pek anlatıyor. Ve orada ilk olarak namaza başladılar cemaat ile orada. Mekke'de cemaatı kılınamayınız abi Mekke mükerremede. Medine'de başladılar namazı cemaatı kılmaya başladılar. O dönemde Mekke Medine Münevvere'de iki kabile var, Arap kabilesi. Yahudiler var, onlar hariç onlar. İki Arap kabilesi vardı. Evs ve Hazreç diye. Bunlar aslında iki kardeş bunlar aslında. Baba ölünce iki halde bunların kavim, şeyleri, kabileleri. Bu iki kabile kardeş oldukları halde zaman aralarından düşmanı girerler zamanla. Arada bir savaşıyor birbirleriyle, kan dökülüyor, gençler ölüyorlar, anaları ağlıyor, babaları ağlıyor, kadınlar dul kalıyor, yetim kalıyorlar. Arada devamlı savaşıyor birbirine savaşıyorlar. Bir düşmanlar. İki kabile. İslam'ın Medine'ye girmesiyle hem Hazreti Evs'ten de Müslüman olunca bunlar namazı beraber cemaat yani kılınca bu defa bu düşmanlık elhamdülillah din karışan dönüştü. Bu savaş atı sona erdi. Medine'de bir bayram havası esmeye başladı. Ertesi yıl yani 13. yıl nübüvvetin Hazreti Musab'ın başkanlığında şimdi tekrar Mekke'ye geldiler Medine'den. İki sayı kadın, 73 erkek. Toplam 75 kişi geldiler Mekke mükerremeye. Aynı şekilde baskıdan dolayı, terörden dolayı, yani devlet töreninden dolayı yine bunu aynı yerde gece orada buluşuyorlar. 75 kişi, ikisi kadın. Biri de Hazreti Enes'in annesi. Müslüman Hazretleri çok mücahide kanı. Mücahide kanı Allah yolunda verecek. Yani savaşta, kılıç yapıp savaşta giren kadın böyle. Öyle bir kadın kendisi. O da geldi oraya. 75 kişi. Bunların tabi 12'si sahabe. Diğerleri tabi'in ama. Yani her biri orada sahabe oldular. Buna peygamber tekrar biat aldı bunlardan. Şu yapmamak için. Yapmamak için bunları. Ve dediler ki bunlar peygamberimize Aleyhisselam'ın tabi zaman da gelmiş. Ya Resulallah. Mekke'de durma ya Resulallah. Halk burada sana düşman ya Resulallah. Burada zulüm var, baskı var, terör var. Her işkence var burada. Ne olur ya Resulallah? Medine'ye gel. Medine'ye gel. Biz sana sahip çıkacağız. Burada Aleyhisselam Hazretleri ben Medine'ye gelirsem bunun bir bedeli olur ama. Yani bir peygamber bir yere geldi mi peygamberin bir bedeli vardır. Ne bunun bedeli ya Resulallah? Canınız, malınız. Savaş olacak, müşriklere saldıracaklar. Benim yüzünden icabında öleceksiniz, malınız gidecek. Peki nedir bunun karşılığı? Ahirette cennet karşılığı. Verin ya Resulallah. Böyle. Söz verin peygamber. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere'ye gel dediler böyle, sen şimdi savunacağız dediler canım malımızla. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ile anlaşma yapıldı. Buna döndüler Medine-i Münevvere'ye. Peygamber burada Eshab-ı İkram'la şimdi Mekke'de sahabına buyurdu. Eshabım,
Rabbim bana artık emretti. Hicret bana artık farz oldu. Medine-i Münevver. Hicret farz oldu. Medine-i Münevver. İlk olarak ilk çıkan muhacir Ebu Seleme. Eşliğinin Ümmü Seleme, kızı Zeynep. Beraber üç kişi devre çıktılar. Yolda hanımının akrabaları önü kestiler. Sen git dediler. Hanımı indir, aşağı indirler. Kızını aşağı indirirler. Bunu hapsettiler bunların Mekke-i Mükerreme'de. Ebu Seleme gitti. Tabi ağalara gitti. Eşi kızı kaldı orada. Zaman elhamdülillah gitti tekrar arkasından. Bundan sonra başladılar Mekke-i Mükerreme'den Medine hicret. Ama gizli ama. Gizli. Ya tam öğle sıcağında ki halka kimse yolda kalmazdı. Ya öğle sıcağında veya da gece yarısında Mekke'den çıkanlar Medine'ye gidiyorlar. Nasıl gidiyor ama evini satamıyor. Devesini üstüne götüremiyor. Taşımaz mallarını oraya götüremiyor. Kiminin parası altını var, onu götürebiliyor. Parası olmayan da var. Ne yaptı bunlar? Sırrı din için, Allah için, İslam rahat yaşamak için her şey güzeldi bunlar. Medine-i Münevver'e geçip başladılar. Hazreti Ömer Hazretleri açça gitti o gündüz. Hazreti Ömer. Onu görenler 20 kişi daha yanına geldi. Hepsi topla 20 kişi oldular. Hazreti Ömer okun yayını aldı, günü kuşandı. Önce Beytullah Kabe'ye tavaf etti. Döndü müşriklere. Ben de Medine'ye gidiyorum, Allah için yaşıyorum ben. Dedi. Kim onu altına istiyorsa arkana geçtin dedi. Hazreti Ömer açıkça 23 babına gitti bunlar böylece. Artık Mekke-i Mükerreme'de çoğal insan kaldı. Böyle. On da gittikten sonra Hazreti Bekir'le Hazreti Ali kaldı erkek olarak peygamberimizin dışında. Şimdi burada bir ince bir nokta var burada böylece. Her devletin başkanı, ordu komutanı önce kendi güvenini sağlar, ondan sonra ordunun güvenini sağlar muhtemelen. Peygamberimiz hesabını gönderiyor, tek başına kalıyor bakın, tek başına Mekke'de kalıyor. Düşman içerisinde kalıyor, tek başına kalıyor muhtemelen. Yani peygamberliğin bir kanıtı da bu. Hazreti Bekir geldi peygamberimize. Bu tazını yapmış, hicretmek için Medine-i Münevvere'ye. Ya Resulallah, izin verirsen de ben de hicretmek istiyorum Medine-i Münevvere'ye. Burada Ebu Bekir Selam'a bekle. Ümidim var, davet edeceğiz ben. Sen davet edeceğim bir şey. Var öyle bir şey Ya Resulallah? Çok sevindi. Öyle bir şey var bir şekilde. Ama hiçbir peygamber izin gelmeden ayrılamaz oradan. Mekke müşrikleri önceleri buna bir önemsemediler. Bunların göç etmelerini Medine-i Münevvere'ye. Hatta bazıları sevindi bile. Yani gitsin buna kurtulan bunların dediler böyle. Fakat istiyordan değişti muhteremler. Kafaları çalıştı oradan böyle. Kafaları çalıştı. Neden? Medine'de iki kabile vardı. Büyük kabile Evs Hazreç. Bir düşmandı bunlar böyle. İlk kabile işlerini Müslüman olunca birleştiler. Tek kabile oldu böyle. Bir güç oldu Medine'de. Ayrıca Mekke'ye giden Müslümanlara iltihak ettiler. Başka kabileye gelen Müslümanlara iltihak ettiler. Dedi ki şimdi bu Mekke müşrikleri eğer dediler Muhammed'e de giderseler Medine'ye onun başına geçerse o büyük güç olacak dediler böyle. Peki ne olacak bunlara? Mekkelerin bütün geçimleri ticaretle. Medine onların Şam yolu üzerinde. Tabi yolu kesecekler. Abluk altına alacaklar. Mekke halkı açlarını geberecek. Müşrik o zaman müşrikler. Bunu düşününce Mekke müşrikleri toplandılar. Toplandılar bir yer vardı, ev vardı. Nedve denen bir ev vardı. Toplandılar burada. Tabi bu Cehil başkanları Ebu Leheb onlar başkanları, en azılıları müşriklerin, din düşmanları, peygamber düşmanı toplandılar orada. Bir kral alacaklar. Şimdi ne yapalım dediler. Muhammed'e gitmez, önleyelim orada dediler. O gidip başlarına geçerse, hiç tehlikeli. Ne yapalım? Gir dedi, onu dedi, hapsedelim Mekke'de, bir eve.
havasız, böyle yer altında zindan hapsedin bunu burada. Burada ölsün gitsin bu şekilde. Şeytan da oraya geldi insan şeklinde. Necdi Şehide'ye, yani Necdan'a gelen bir yaşlı gibi şeklinde. Böyle eline bastonu almış, sopasını almış. Yaşlı bir insan gibi şeytan oraya geldi. Onlara yardımcı olmaya insan şekline geldi. Dedi ki şeytan şimdi bu görüş doğru değil dedi. O Muhammed'in adamları çok. İmadeler Müslümanlar var, sahabeleri var. Onlar bana kurtarırlar bunu. Bu dedi çözüm değil buna. Ne yapalım? Biri şey önerdi. Onu da bir deveye bağlayalım. Deveye bağlayalım. Çöle bırakalım. Çölde aç susuz ölü gider. Yine o yaşlı yana baktı. Yani şeytana baktı. İblise baktılar. Şeytan başı iblise baktılar. Bu çözüm değil böyle. Onun sahibini duyarsa kurtarırlar onu. Şimdi sıra gelir Ebu Cehil'e. Sonsuz o söyleyecek. Dedi ki Ebu Cehil, bunun en kesin çözümü bunu öldürelim bizim onu. Öldürelim Muhammed, öldürelim. Öldürelim demek kolay, öldürmek biraz zor ama. Çünkü imana gelme Haşimiler var. Bin Haşim kabilesi var. Çok kalabalık var bunlar. Bu defa o günü ateşe göre iş kan davası dönüşecek. Haşiyane peygamber öldürülürse bu defa din davası unutulacak. Şimdi defa kan davası dönüşecek. Uzun bir savaş olacak Mekke Mükerreme'de. Bu konu ortaya girince Ebu Cehil kafir, cüv fikirli buna çözüm buldu. Dedi, şöyle yapalım dedi. Her kabileden bir genç bulalım. Her kabileden. En azılı, hırslı, yani alkolü, katil her kabileden bir genç seçelim. Gece evine bunu bir basalım. Karanlıkta herkes buna bir kılıç vursunlar. Kimin öldüğü belli olmaz. Denir ki Kureyş kabilesiyle bunlara başaramaz dedi çok kalabalık olunca. Diyeti razı olur, tadına razı olur, iş kapanır. Bak der, çok güzel fikir. Şeytan da bunu tasvip etti, tam doğru böyle. Bunun üzerine karar gereği uygulamaya geçildi. Akşam hava hafif kararınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evi kuşatıldı muhteremler. O kılıçlı en azgın canavarlar, ölü kişiler, kalabalık kuşatıldılar. Bir de bunların yanında müşriklerin ileri gelenleri, Ebu Cehil, Mübin Halep gibi, Ebu Lehev gibi bunlara kalabalıklar. Evde Peygamber'in zaten küçük tek katlı bir ev. Hala duruyor ev bilesin böyle, giden birine böyle. Ev tam kuşatma altına ev böyle. Yani aradan bir su sızmaz böyle. Öyle ev kuşatıldı. Yalnız hemen saldırmadılar. Hava biraz eliyle kararsın. Bir de halk tamamen çekilsin evine. Kimse fark etmesin bunu. Kuşatma altında ev. Peygamber dedi de evde Aleyhisselam Hazretleri. Tabi Peygamber olsa haber yıkama kendisinde. Gayb Allah biliyor. Cebrail Aleyhisselam geldi Mevla izniyle muhtemelenler. Ayet-i Kerime getirdi. Enfal 30 Ayet-i Kerime getirdi. Konuyu bildiren. Buraya girmemiştir konuyu uzunması diye. Buyurdu ki Cebrail Aleyhisselam Ya Muhammed Aleyhisselam. Mevlam emir verdi. Sen bu akşam buradan çık. Ebu Bekir'le beraber Medine'ye göçün size bak. Dedim bakalım bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali peygamber evinde kalırdı. Onun yanında kalırdı Hazreti Ali. Peygamber Ali'yi çağırdı. Ali gel buraya. Buyur ya Resulallah. Buyur peygamberimiz. Ya Ali durun böyle böyle. Müşrik de evi kuşatmışlar. Öldürmek için. Sen de benim yatağıma yat. Peygamberimizin yeşil örtüsü var yatarken üzerine. Hırkası onu örter yatarken. Benim yeşil hırkamı üzerine ört, benim yatağıma yat. Onlar canlan pencereden bakarlar, beni yatır zannetsinler. Ben böyle yollayayım ben böyle. Hastayla buyurdu. Ama korkma sakın, sana bir şey yapamayacaklar. Allah korumasın sen bu şekilde böyle. Ya Resulallah canım feda olsun sana böyle. Hastayla böyle.
hastalığı yatırdı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yasin okuyarak 9 ayet içerisine hüm layıb sürüne kadar onlar görmezler. Okudu. Fe akşeynâhüm hüm layıb sürüne. Ve onlara melam gözlerine perde verdik ve göremezler. Peygamber Hazretleri Yasin okudu. Yerden çıktı. O kadar kuşlama altında bir avuç toprak, toz oldu, toprak oldu. Böyle. Üzerine serpti. Aralarımız çıktı böyle. Ona sürtünerek çıktı. Ama her biri şok oldu böyle. Bir şey gözleri görmüyor. Kafa beyinleri çalışmıyor. Beyinleri durdu. Sanki bir şoklandı bunlar hepsi böyle. Müşrikler. Hepsi böyle. Hiçbir şey gözle görmüyorlar. Bir de toz yüzüne vuruldu böyle. O toz kimin yüzüne hesap etmişse bunlar her biri Bedir'de gebertilir muhtemelen bakın. Geber, hepsi böyle. İnşallah böyle. Bedir'de. Geberdi bunlar orada. Ve ona çıktı, gitti. Aleyhisselam Hazretleri. Biraz sonra iblis gene geldi oraya. Şeytanın başı. İblis gene geldi. Ne duruyorsun burada? Dediler ya işte Muhammed'i öldüreceğiz. Karar aldık ya beraber karar aldık. Yazık size dedi böyle. O buna gitmiş buna böyle. Baksana üzerine tozunu baksana bu şekilde böylece. Baktılar tozmaz kendilerine böylece. Candan baktılar yatıyor dediler. O Ali o Muhammed değil dedi böyle. Şeytan bir tane var. O anda Mevlam buyurdu Cebrail'i İsrafil Aleyhisselam iki melek. En büyük melekler. İsrafil Cebrail. Buyurdu ki Mevlam ey Cebrail, ey İsrafil, ikinin yaşamasına gerek yok. Diriniz, ömrüne başlasın, biri ölüsün, ölüsün biriniz, biriniz sağ kalınız. Kim ömrünü kime bağışlayacak? Hayatını bağışlayacak kalan kısmını. Cebrail size misara bakıyor, o bağışlasın. O ona bakıyor, o bağışlasın. Kimse bağışlayan vermek istemiyor. Mevlam buyurdu ki, ya Cebrail İsrafil, bakın benim Ali kolum, benim Habibim'in yatağına yattı. Onun canına feda etti. Gidin onun başlığına, bunu bekleyin. İki melek geldiler, aslında başlığı bekliyorlar. Şimdi şeytan bunlara o Ali, Muhammed deyin deyince, bir bakalım dediler bunlar şimdi. İşe girip baktılar, hasta uyumuyor tabii. Tabii onda uyulmaz tabii de. Başını böyle kaldırınca Ali, Ali sen misin? Benim. Nerede Muhammed? Ne bileyim, ben onu bekliyim ya. Ne bileyim ne olur onun böyle. Ona bir şey yapamadılar. Hastalığa. Bunun üzerine bunlar gelirdi müşrikler. Nasıl bir kaçış aramızdan. Aradan su sızmaz. Rüzgar geçmez aradan böyle. O kadar sıkı kuşam altında nasıl görmedik diye. Bunu arama başladılar tabii. Arama başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oradan çıktı gitti gece. Nereye gitti bilmiyor gece. 15 yıl sonra. O bilmiyor. Peygamber gece bir yerine bilinmeyen gitti peygamberimizin. Ertesi günü öğle vaktinde peygamber Ebu Bekir evine gitti öğle vaktinde. Yani tenha vaktinde. Evine gitti. Kapıyı vurdu. Hazreti Bekir buyur ya Resulallah. Açtı kapıyı. Burada ya Ebu Bekir Rabbim bana izin verdi. Hicret eşit beraber eşit inşallah. Öyle mi ya Resulallah? Tabii çok sevindi. Zaten hazır develeri de. Develer binler oradan. Yola çıktılar. Nereye gittiler? Sevir Dağı'nda ıssız bir mağara vardı. Sevir Dağı. Bakın peygamber de olsa kulun önlem alması gerekiyor, tedbir alması gerekiyor muhtemelen bak. Yani peygamber ölmeyeceğini biliyor. Din tamamlanacak, Kur'an tamamlanacak, bedene gidecek. Peygamber bunu iyi biliyor bu şekilde. Ancak ümmetine örnek olması için bakın önüne bakın. Bu Sevr Dağı Mekke'nin güneydoğusunda Medine'nin kuzeyine düşüyor. Tam ters istikamette. İstikamette Peygamber Sevr Dağı'na gitti. Ters istikamete gitti. Çünkü arama Medine'li olacak. Bu Sevr Dağı yayan bir saat süre Mekke mükemmeliğe 5,5 kilometre ediyor. Yalnız oraya gitti. Mağara. Mağara küçük mağara. Zor insanın elit de içine girer. Tam mağaraya gelince Hazreti Bekir ya Resulallah sen de önce ben gireyim. Diyordu. Yani buyur gir bakalım dedi.
içeri girdi. Neye girdi? Yılanlar mağarada saklanırdı, yılanlar. Güneşten karşı karışır. Hazreti baktık ki yılan delikleri var. Üzerine çıkartmak da var. Üzerinde fazla bir giysi var. Çıkardı bunları. Bunları parçalayıp kapadı, tıkadı deliklerini. Yanına artık bir delik kaldı, onu tıkayamadı. Bir delik kaldı. Buyur ya Resulallah, dedi. Demekse girince Hazreti Bekir ayarını, sağ ayağının topunu o deliğe dayadı. Yani çıkması oradan verdi. İçeri girdi Aleyhisselam Hazretleri. Cebrail Aleyhisselam o anda secdeye kapandı Arş-ı Ala'da, Arş-ı Rahman'da. Ya Rabbi, bana izin ver Allah'ım. Habibini ben başkanı bekleyeyim orada. Mağaradan bekleyeyim. Mevlam buyurdu, ya Cebrail'im sana ihtiyaç yok. Yani o müşküle karşı en hassiz aşağı varlık mahlukumu ona bir şey yapacağım ben başkanı. Mevlam iki güvercin gönderdi. İki dişi. Geldi bunlar. Zaten pek büyük değil mağara ağzı da. Mağaranın ağzına yuva yaptılar bunlar. İkisi beraber çalıştılar. Yuva yaptılar mağaranın ağzına. Dişi güvercin de yumurtladı oraya birkaç tane. Yumurtladı. Üzerine oturdu. Kurku gibi oturdu üzerine. Yine Mevlam bir örümcek gönderdi. İri örümcek gönderdi. Örümcek de ağa geldi. Ağzına kapısına geldi. Tam ağ bitti. Mevlam bir rüzgar verdi. Toz geldi ağın üzerine. Tam işte görünmedi böyle. Eski durum aldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir'in uyluğuna, ayağın üzerine Peygamber'in başına koydu, yattı. Uykusu kalmışsaydı Peygamber'in gece muhteremden. Tabi mağara da öyle düzgün değil ama taş kayalık böyle. Yani oturacak yer yok aslında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir'in uyluğuna başını koydu, uykuya daldı Aleyhisselam Hazretleri. Tam o anda yılan Hazreti ayağını başladı kucalamaya, ayağı çek anlamında. Ayağına geliyor yılan, büyük yılan ayağına geliyor. Hazreti Bekir de ayağını daha çok sıkıyor, topuna basıyor, çıkmaz derken. Ayağını çekmeyince yılan bu defa Hazreti ayağını ısırdı muhteremler. Isırdı tabii, zehirli yılan. Isırınca çok canlı Hazreti Bekir, çok canı yandı. Elinde olmadan gözünden yaş akma başladı. Ayağını çekmiyor ama. Göz yaşları yanağına geldi bu sefer. Peygamberimizin yanağına yaş gelince açtı gözünü. Ebu Bekir ne var ne oluyor? Yok bu yarışı ya Resulallah. Peygamberimizin malum olduğu anda oturdu. Ebu Bekir ayağını çek oradan. Ama yılan var ya Resulallah. Yani çek ayağını. Ayağını çekti. Yılan çıktı muhtemelen. Yarısını çıktı ve dikildi böyle. Dikildi. Peygamber, ey yılan! Niye sen benim eshabım var, Ebu Bekir'im ayağını ısırdın? Niçin ısırdın sen bunu? Ya Resulallah, onu özür dilerim. Hakikaten sen bana. Bilmem ne kadar yıl önce ben mağaraya ilk defa gelmiştim. Mağaraya geldim. Burada gölgelenirken bir grup melek mağaraya geldiler. Mağara ziyaret ettiler mağarayı. Bir grup melek mağarayı ziyaret ettiler. Melekler konuştular kendi aralarında. İşte yakında artık kaç yıl sonra ise son peygamber mağaraya gelecek, üç günde kalacak diye konuştular melekler gibi. Ben de o anda sana aşık oldum yılan. Ben o anda sana aşık oldum ya Resulallah. Aç susuz çok zamanlar, çok mecburken dışarı çıkmadım. Hep seni bekliyorum burada. Tam artık senin kokunu aldım. Yakışırsın buraya. Tam sevinirken Ebu Bekir kulum bana engel oldu. Mecbur kalma ayarını çekmeyecek bir şekilde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri işaret parmağına tükürü kalın muhteremler. Ona bir ayarını sürdü. Hemen geçti böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın Peygamberimizin İki türlü çeşitli mucizesi vardı böyle. Biri zahiri, biri de enfüsü, bedensel böyle. Peygamberimizin bedeni mucize. Yani parama eli dokunsun, mucize böyle. Türklü mucize peygamberi. Şimdi diğer taraftan ne yapıyor müşrikler?
ne kadar Mekke mükerremede ipini koparan sapık terörler varsa hepsi arıyorlar. Neden arıyorlar? Ebu Cehil bir ödül koydu, ödül. Kim Muhammed Ebu Bekir'i ölü veya sağ diri ele geçirirse 100 deve. Ölü veya diri. Kim ele geçirirse bunları 100 deve ödül koydu. Araplar en kıymetli malları deve o zamanlar, deve. Sütünü işiyor, yavruluyor, etini her şey yapıyor, yükünü taşıyor. 100 tane deve bir hayal. Bir ova doluyor 100 deveyle. İpini koparan sapıklar, 100 deve sahibi olmak için kılıcını alan, baltası alan, sopuyu alan, ne alan artık böyle. Mekke'nin her aranıyor böyle. Evler, her tarafı aranıyor. Mekke'de biri vardı, ayak izini süren, bir bunda yanılmayan, deneyimli biri vardı. Bunu tuttular bu sefer. Bu kişi Peygamberimizin evine kadar geldi. Evinden Peygamber izini Ebu Bekir evine, oradan peşine gele gele mağaraya getirir bundan bu tarafa. Getirir oraya. Şimdi mağaraya geldiler, Übün Halep denen kafir. Az bir ala işkence yapan, bir de gebertilen kafir at üzerinde. At üzerinde olan. Dedi ki Muhammed de burada dedim bağırdı. Muhammed de burada dedi bir kişi sonra bu şekilde. Bir böyle onurlu bir kişi böyle. Güldü, aha kakaltı böyle. Bir sene de bir şeyin uzmanı tuttuk sana paralel dedi. Sen artık bunamışsın, yaşamışsın. Böyle. Muhammed de akşam kaçtı buradan. Akşam kaçtı, baksana böyle dedi. Göz yumurta yapmışlar. Örümcek ağ yapmışlar. Ağ tabi toza vurunca sanki eski bir ağ böyle. Örümcek bir şey görünmüyor. Bazılarının içine geçti. Canım bir bakalım mağaraya. Şu elisler yani görecekler elisler ama ayakta görünmüyor ama. Aşağıdan kapısı. Fakat Übey bin Halep şu alay ettiği insanlarla ona çekinirler diyemediler muhtemelen. O an Hazreti Bekir, Hazreti Bekir'de başladı titreme, korkudan. Korku geldi. Neye korkuyor? Peygamber için korkuyor. Bence. Peygamber burada Ebu Bekir ne oluyor? Ya Resulallah, ben ölse bir şey yok. Ben bir insanım, beşerim, bir kişiyim. Bence. Ama sen Rabbimin son peygamberisin. Bir din halkı seni bekliyorlar ya Resulallah. Din seni bekliyorlar ya Resulallah. Ben bir şey yapamam onlara karşı, koruyamam seni. Yani canım az geliyor. Bir peygamberimiz La tahzen innallâhe me'anâ. La tahzen. Hüzünlenme ya, üzülme, üzülme. Allah bizimle beraber. Bak dedi, arkadan gösterdi. Arkadan baktı. Deniz olmuş, bir gemi bekliyor onlar orada. Abi gitti müşrikler orada muhtemelenler. 3 gün mağarada kalıp peygamberimiz. Yani ezeller takdir olduğu üzere Aleyhisselam Hazretleri, Ebükler beraber 3 gece kaldılar. Tabi kayalık, taşlık, karanlık, ıssız bir yer da kaldılar. Kaldılar ama Hazreti Bekir orada Ebu Bekir oldu muhtemelen. Mağarada böylece. Yani cennetten onlara daha tatlı geldi mağarada. Cennetten daha tatlı geldi. Öyle ruhsal zevkte, feyizler artık Hazreti Bekir orada kendinden geçti. Yoştu böyle böyle. Maliyeti yükseldi böyle. O kadar makamlar aldı böyle. Yani cennetten çok ama çok fevkin tat aldı. Böyle. O mağarada. Mevlam verdi mi verir muhtemelen. Verir Mevlam bu şekilde. 3 gün sonra Rebiyev'in birinci günü. Birinci günü oradan çıkıldı. Çıkıldı. O dönemde ki takip edilen bir yol vardı. Tabii belli yoldu ama gerçi çöl gerçi. Fakat o yol değil de Peygamberimiz deniz sahili, Kızıldeniz'i Peygamber o tarafa saptı. Oraya gitmeye başladı. Medine'ye doğru. Hazreti Bekir'le beraber gidiyorlar. Şimdi o Ebu Cehil'in kafir bütün etrafa haber vermiş kabilelere. Muhammed Medine'ye doğru kaçıyor, gidiyor. Ebu Bekir'le beraber
onu kim ölü diri yakalarsa yüz deve. Her taraf duyurulmuş. Biri vardı, Suraka denen bir pehlivan, savaşçı. Tek başına bir bölüğü dağıtırmış. Tek başına. Öyle ad yapmış, ün yapmış, öyle bir savaşçı. Gözü pek insanmış, Suraka. Tam müşrikken, Kâbe kendisi onda. Bu duyunca yüz deveyi, hayale kapılıyor. Yüz tane deve maaşı benim böyle diyor. Ona göre çok kolay bir iş bu kişi yakalamak. Atına bindi. Deniz sahilinde kabir o taraftan bir bakındı. Karşı iki kişi gidiyorlar böyle. Gidiyorlar. İki deve gidiyorlar. Tamam dedi. Atın üstüne başladı. Peygamber hiçbirine bakmadı. Peygamber demhu Allah'la beraber hiç. O teslim Mevlamıza. Hazreti Bekir Peygamberimiz adına devamlı etrafı gözlüyor an böyle. Bir sağını gözlüyor, solunu gözlüyor, arkasına bakıyor. Devamlı gözlüyor. Hani bir arkasına baktı, Suraka'yı tanıdı. Meşhurmuş çok. Ya Resulallah, Suraka geliyor. Peygamber olsun gelsin. Sen üzülme. Allah bizden beraber. Sen üzülme. Sen devam et işine bakalım. Derken sonra yaklaştı. Az kalır. Çetir kılıcını durun bakalım. Ya Muhammed'e teslim olun bakalım. Yani buradaki toprağa, ey toprak, açıl yut bakalım bu Suraka'yı. Yaraldı muhtemelen. Yaraldı. Suraka'nın ayakları, ondan Suraka'nın dizine kadar top yuttu, toprak kavuştu birbirine. Mengene gibi sıkıyor. At da sıkılıyor, ayakları çatırıyor ayakları Suraka'nın da böyle. Baktı ki çıkamayacak. Dedi, ya Muhammed dedi, ne olur beni kurtar buradan, ben arsana dokunmayacağım burada. Peki, bırak toprak onu. At fırladı, çıktı. Şimdi Suraka çıkıcı kurtulunca kendine bir güven geldi. Şimdi Peygamber Bekir'e baktı. Ona göre çok kolay bir kazanç yüzdebe. Kök kalbini bozdu. Yani tam saldıracak. Ve yine buraya toprağı yut bunu dedi. Yine ihanet etti. Işın üstünde yemin etti. Dedi, ya Muhammed dedi. Artık dedi, şey yapmayacağım. Ve onu bıraktı. Dedi ki şimdi Suraka, inandın ki sen peygambersin böyle. İman etti orada, imana geldi. Dedi ki ya Resulallah, izin ver, ben seninle beraber geleyim ya Resulallah. Ben seni de koruyayım, Muhammed Aleyhisselatü'nü koruyayım. Ben seninle beraber geleyim. Dedim gülümsedim ıstırağımda, beni Allah koruyor. Beni Allah koruyor böyle. Sana ihtiyacım yok. Yalnız dedi, ileride Medine'ye gelirsin, ileride Medine'ye gelirsin ben. Oraya gelirsin, oraya yerleşirsin. Ve sonra gitti. Oraya muhtemelenler. Onun çok kısaları var da kendisine böyle. Tamam, girmeyelim konulara da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuhve denen yer var orada. Oraya gelince Peygamber tekrar deniz ayrıldı. Normal Mekke, Medine yoluna girdi. Girdi. Peygamber Medine yoluna girince arkası döndü. Mekke'ye doğru baktı. Mekke görünmüyor da Mekke'ye doğru baktı Peygamberimiz. Tabii o da insan. O da beşer. Aklında Peygamberimiz. Benim anne babam dedim Mekke'ye doğru büyümüşler. Dedelerim hep Mekke'ye doğru büyümüşler. Ben de orada doğru büyüdüm. Çünkü orada geçti. 53 yıl orada geçti Peygamberimizin. 53 yıl orada geçti, Peygamber geçti orada. Peygamber içine bir hüzün geldi, yaş geldi. Ey Mekke dedi, ey Mekke. Eğer beni müşteri buradan kovmasalardı, senin için çıkmazdım. Cebrahissalem geldi. Kasas sonunda Mevlam buyuruyor. Lirad ila me'at. Ayetin sonu böyle. Lirad-dük ila me'at. Mevlam buyurdu, Habibim üzülme. Tekrar seni Mekke'ye çevireceğim böyle. Yani fethedecek Mekke'ye, hakim olarak oraya Mekke'ye vereceğim. Peki fethedecek mi Peygamberimize? Şimdi gelelim Medine halkına muhteremler. Medine'de üç çeşit insan var işte böyle. Biri Mekke'den gelen muhacirler, her bir sahabe. Mekke'nin en zorlu günlerinde İslam'da dik duranlar, işkence görenler, her ızdırabı çekenler, oradaki muhacirler.
Bunların işi hasret yani hasret. Peygambersiz Medine, peygambersiz böyle. Evet, namazı serbest kılıyorlar, cemaat yapıyorlar, Kur'an okuyorlar, siz beraberce toplanıyorlar. Güzel ama peygambersiz bir muhit Medine, peygambersiz. Onlara göre güneşsiz, bulutlu bir hava gibi geliyor. Peygamberden o feyzi alanlar, ruhsal zevki alanlar, gözleri yaşlı, gönülleri kırık, ah Resulullah buraya bir gelse de tekrar onun sohbetini dinleyebilsek. İkinci grupta Medine olup da Mekke'de iman eden, biat edenler. Onlar biat edenler Akabe'de. Onlar da Peygamber'i gördüler, sahabe oldular, Peygamber'in sohbetini dinlediler, o aşkı yaşadılar, ruhsal zevki yaşadılar. Tabi ehli imanlar ama ne de olsa peygambersiz kalınca onlar da gönlünden soluk gele. Biri de peygamberin geleceğini, ah gerçi peygamberden onu bekliyorlar. Diğerleri tabi'in, peygamberi görmeyenler, bilmeyenler ama peygamberi görenlerden dinleyenler, yani sahabeden dinleyenler, peygamberimizin onu dinleyenler, onun tabi'in her birisi de, yüksek makamlarda. Her biri şimdi çıkıyorlar her gün dışarıya. O dönemde Medine-i Münevvere'ye giriş çıkış yeri vardı. İki tepe vardı. Şenetül Veda adında iki tepe. Medine'ye oradan gelirdi, oradan çıkarlardı. O Şenetül Veda tepesine kadar geliyorlardı her sabahtan. Bekliyorlar. Tam artık kuşu vardı, güneş fazla bastırınca, ısı gelince geri dönüyorlardı. Rebiyül ayının 8. günü, pazartesi günü. Yine çıkmışlardı. Yani Peygamber Hazretleri Kuba tarafına geliyor ama. O taraftan geliyor. Kuba'ya gelecek Peygamber. O günü yine çıkmışlar Medineliler. Beklemişler. Peygamber gelmeyince geri dönmüşler. Bir Yahudinin biri. Üç Yahudi kabilesi vardı. Yahudinin biri. Eğin tarasına çıkmış. Bir iş için. Yani bakınırken bir kişi karşısına geliyorlar. Onun da haberi var Peygamber'e geleceğinden. Haberdi Araplara, Müslümanlara. Ey Araplar! Sizin beklediğiniz Peygamber'e geliyor dedi. Onlara haber bakın. Yahudi haber verdi onlara. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evvela Kuba'ya geldi. Kuba köyü yani. Tabii şimdi Birleşim Milletleri beraber. O zaman ayrı bir köydü Kuba. Aşağı 5 kilometre o da Medine-i Münevvere'ye. Peygamber Kuba'ya geldi Aleyhisselam Hazretleri. Orada Peygamber birkaç gün kaldı Kuba'da. Medine'ye geldiler, hoş geldiler. Medine'ye ileri gelenlere geldiler. Millete geldiler Peygamber'e. Düşünün ki çölde deveyle geliyorlar. Çölde deveyle geliyorlar. Yorgunlar ama peygamberlikte durmak yok peygamberlikte. Bir dakika durmak yok. Yani zamanla yarışma. Zamanla yarışma böyle. Yani bir kişiyi daha kurtarma, İslam kişide ulaştan tebliğ etme peygamberliği var. O hırs peygamberliği var. Şimdi Mekke mükerremede tabi mescid yapılmadı. Gerçi orada Harem-i Şerif var, Kabe var, Beytullah var ama namaz kılmıyorlar cemaati var. Şimdi Kuba'ya gelince elhamdülillah artık İslam serbestlendi. Bahsi kalktı, zulüm kalktı. Peygamber buyurdu ki Kubalılara buraya bir meşit yapalım, meşit yapalım buraya. O da cama namaz kılmasına sadece. Taş taşladılar, hafif bir temel kazdılar. Peygamber ilk taşıyı Peygamber kendi koydu. O kıble tarafına, ihram olduğu yere. Hazreti Bey köyde, Hazreti Mehmet koydular, yerler koydular. Böyle bizi kaparmadı böyle. Etraf biraz örüldü, bir meşit yapıldı bence. Orada Peygamber namaz kılınan hesabına beraber ilk meşhur İslam'da Kuba Meşidi oldu. İlk meşhur İslam'da Kuba Meşidi. Bunun için Peygamberimiz her hafta gider onu ziyaret ederdi Kuba'ya giderdi. Her hafta giderdi böyle Kuba'ya. Cuma günü Peygamberimiz haber gönderdi Medine'ye. Medine'ye hepten girecek şehir merkezine Cuma günü. Medine halkına haber verildi ki
Cuma günü Resulullah buraya gelecek. Cuma günü gelecek, haber verildi. Bugün 100 tane genç atla binip Kube'ye geldiler, beni karşılamaya geldiler. Medine halkından tek kişinin de kalmadı. Genç kadınları aldı kucağına, çocuğunu tarası çıktılar. Üstler gelecek. Hasta, yaşlı, artık kötürüm, sakat, ne varsa böyle. Çoluk, çocuk, kimse kalmadı. Yollar döküldü. Resulullah gelecek. Medine'ye yerleşecek orada. Onların olacak demişler. Ve geçip gitmeyecek böyle. Peygamber şehri olacak. Medine-i Münevvere. Mekke halkı, müşrikler peygamberi öldürmek için arıyorlar. Bunlar da yaşlı gözlerle peygamberi bekliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'dan çıktı kafirlerle beraber. Medine'ye 2,5 kilometre kala Raun'a denen bir vadi vardı. Oraya gelince öyle vakti oldu. Cuma günü. Peygamber indi devesinden. Sağ tarafa aşağı indi. Burada dedi, cumamızı kılalım böyle. İlk cuma orada kılındı. İlk cuma orada kılındı. Kuba'dan gelenler, Medine karşılamaya gelenler beraber, ilk olarak, tabi meşhur yok böyle, açıkta. Peygamber Hazretleri hutbe okudu, ilk hutbe okudu. Ve namaz kılırdı. Oraya cuma meşhidi denir, cuma meşhidi. Sonra taştan meşhit yaptılar bu arada. Taşla yaptılar böylece. Ben bu taştan meşhit çamurla işi de harcı olduğu için zamanla harap oldu bayağı. Elhamdülillah İkinci Beyaz Hazretleri Fatih oğlu Beyazlı Veli denen Yavuz'un babası o oraya meşhit yaptı muhtemelen. Şimdi şu anda meşhit onu yaptırın meşhit. İkinci Beyaz'ın yaptırın meşhit. Meşit, o yaptırıyor meşit oraya sağlam olarak. Küçük meşit bu arada. Adı Cuma Mescidi. Hala o şekilde duruyor. Cuma'dan sonra Peygamberi yeni devesine bindi. Artık Medine'ye gidiyor 2,5 kilometre ama çok yavaş gidiliyor. Böyle. Deve yürümüyor ama. Deve yürümüyor. Deve ağır abi. Deve başını bir sağa sallıyor, bir sola sallıyor. Deve niye öyle yapıyor? Deve de feyiz alıyor. Deve de o deve de boş değil. Karınca da feyiz alıyor böyle işte. Şimdi artık Medine halkı da haber geliyor. Resulullah işte Ravuna'da, Resulullah şuraya geliyor, buraya derken böylece. Derken o siyaneti veda. Neden? İki tekme arasında Peygamber oradan bir de giriş yaparsın. Giriş yaptı. İşte o an Medine'de artık nefes tutuldu böylece. Bu ağlayanlar, muhacirin, annesi kaybedenler böyle, bu biat edenler, beden halkı böyle, hasta, yaşlı, genç, kadın, çoluk, çocuk ağlıyor. Ya Resulallah, sana canın feda olsun diye düşüp bayılanlar böyle. Artık Medine o gün, yani tarihi az gelecekti, evrensel gün işte, evrensel. Aşağı bir gün. O gün Medine'ye böyle. İçeride kalmadı. Ortaya şimdi bir sorun çıktı ortaya Medineliler arasında. Resulullah Medine'ye geliyor. Tabi orada anası babası yok. Eşi yok, evi yok orada. Nereye kalacak şimdi Medine-i Münevvere'de? Nereye kalacak? Herkes istiyor kendisi de kalsın. O da var şimdi böyle. Medine'nin eşrafı ileri gelenleri. Kenar alanda işte bana gelmek daha uygun. Kimi hayır bana gelmek daha uygun derken daha peygamber gelmeden daha başlarına bir tartışmalardan başladı. Peygamber Hazretleri Medine'ye giriş yapınca en yakın olanlar ya Resulallah lütfen bize buyurun. Benim daha geniş rahat edersin burada. Öbürü çıktı ya Resulallah lütfen bize buyurun böyle ediyorlar. Şimdi peygamberi birinin tercih etse delik kırılacak. Kırılacaklar. Mahzun olacaklar. Ne demek bir peygamberin misafir olacak? Peygamber. Gerçekten düşünün verdim. Bir peygamber. Allah'ın Resulü son peygamber en misafir olacak. Kardeşim. Burada Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz ey Medine halkı ben buna karar veremiyorum. Devem bu konuda görevli.
Devem görevli. Devemler çökerse orada kalacağım ben. Deveye bağlıyım ben. Devem görevli. Rabbim deveye görev verdi o görevi. Bak deveye. Böyle görev verdi deveye. Mevlam ağacı taşı görevi Mevlam verdi. Şimdi mübarek deve de muhteremler yaptığı işin bilincinde devamı. Deve böyle ruhsal zevkten, feyizden çaltıyor deve böyle. Şimdi. Böyle başlayın bir sağa, bir sola böyle yavaş yavaş böyle. Yani sanki böyle Allah, Allah, Allah diye deve böyle yürüyor böylece. Şimdi baklar ki Medine ileri gelenleri iş devede. Onun çökmesi oraya gerekiyor. Kolay. Eve koşurlar. Devenin en siyah ot neyse otu kapan, kucağına alan gelirler deveye şimdi. Gösteriyor, deve gösteriyorlar böyle. Ama o deve ota bakar mı? Üzerine Resulullah üzerine var. Deve yatar mı? O hiçbir yere bakmıyor böyle. Yürüyor yürüyor. Gele gele boş bir arsa vardı. İki yetim ait boş bir arsa vardı. Boş arsanın yanına çöktü deve. İki yanına çöktü. Arkalarına büktü. Tam yere yatmadı ama. Yani yarısı burası, boş arsa burası. Bekleyin. Devem işini bilir böyle şey. Deve biraz da kalktı. Ne yaşıyordu orada? Hikmet var mı? Biraz daha gitti. Biraz daha gitti. Orada çöktü deve. Deve çünkü bir de yanağını bir yere koyarmış. Artık kalkmayacak. Deve çöktü, yanağını yere koydu. Nerede durdu? Hazreti Ebu Eyyub Hazretleri, Eyüp Hazretleri muhtemelen. Adı Halid bin Zeyd aslında böyle. Türkiye'de Eyüp Sultanları kendisine onun evi önünde çöktü. Hazreti Halid de evinde yanında hanımı ikisi iman etmiş, işte etmişler. Hanımı Halid çıksana. Bak herkes Resulullah'a evine davet ediyor. Sen çıksana. Sen çıksana. Abi davet et. Gözleri yaştı. İşi yanıyor. Baktı hanımına. Ya utanırım be, bize mi kaldı Resulullah Medine'ye bir şey yapmak, bize mi kaldı bu kadar şey bırakıyor bu şekilde. Ama deve oraya çöktü, yine hala göremiyor kendisine, yani bana bu nasip düşmez diye böyle, bu kadar mütevazi kendisi. Deve çöküp alnına koyunca, Peygamber deyip, burası inşallah bir yaratı yerim, Peygamber inmeye kalkınca, hemen koştu muhtemelen böyle. Peygamber tuttu elinde, ya Resulallah buyurun diye. Hadis Sa'd bin Muaz'la Medine en eşrafı o deveyi aldı evine götürdü. Onun evi daha müsaitti. O deveyi götürdü ve onun evine girdi. İki katlı evi. İki katlı evi. Şimdi ilk çöktüler develerin o boş arsaya orası da meşhur oldu. Meşhur oldu muhtemelen. Ravza-i Mutahdenir der. Devenin çöktüğü de meşhurun kapısı oldu. İzlenebilirler. Ravza-i Mutahhare. Ravza-i Mutahhare. Kabirle miber arasında böyle. Miber var. Mihrab var. Onun yanında kapı var böylece. Eskiden kapısı orasıydı. Çünkü o zaman kıble Meşri Aksa'ydı. Mihrab öndeydi o zaman böyle. Ondan sonra mihrab ön alındı muhtemelen. Alındı. Deve oraya onu çökmüşler muhtemelen. Şimdi oraya geçince gidenebilirler muhtemelen. Önünü kıbleye verince, Medine'de meşte önünü verince, Rab'da önünde verince, sağdaki birinci kapı Bab-ı Selam kapısı. Soldaki de Bab-ı Cibril kapısı var. Bab-ı Cibril'in köşesinde bir minare var orada böyle. Bir minare var böylece. Onun adı Minare-i Reisiye. Yani baş minare anlamına gibi minare var. O minarenin tam hizasında Eyüp Sultan'ın evi. Yani yolun bir tarafında böyle şey böyle. Yakın çok böyle şey. Evi. Rabbim nasip etti elhamdülillah muhteremden. 60 yılında o ev duruyordu. O evi görmek, gözüme görmek Allah aşkına elhamdülillah muhteremden. Arap'ta böyle. İki katlı ev. Birinci katı taştan. İkinci katı kerpiç. Arada o direkte vardı böyle. Direkte vardı. Çok haraptı ama, bakımsızdı böyle. Yani Osmanlılar olsaydı öyle olmazdı.
Osmanlı sahip çıkardı buna. Ev haraptı ama ev duruyor muhtemelen. O zaman dar bir cadde vardı orada. Yani Meclis'in kürbe tarafında. 60 yıllarında dar bir cadde vardı. Caddenin başında, yani Bab-ı Selam'ın karşısında mahkeme vardı. Tek kat mahkeme vardı böyle. Mahkeme-i Şeriye. Mahkeme vardı orada. Ondan sonra kütüphane vardı. Ali Okurucu'nun müdürüydü. Kütüphane, büyük kütüphane vardı orada. Bahçesi de vardı kütüphanenin. Kütüphane yanında da Hazreti Eyüp Sultan'ın evi. Evi orada evi. Aynı ev. Aynı ev, o bina. Acaba neden peygamberi öyle bir tercih ettin? Yani elini değil peygamberi ettin muhteremden. Biraz daha geri gidince, peygamberimizden asırlar önce, tam sayısı bilmiyor, yılı bilmiyor, asıl önce, Yemen Melik hükümdarı Tubba denen zat. Tubba denen zat, o Medine'ye geliyor. Medine'de Yahudiler o zaman vardı. Diyor ki Yahudiler Tubba'ya, buraya diyorlar, son peygamber buraya gelecek diyorlar. Yahudiler onun Yahudi olması bekliyorlar, bekliyor yanından böyle. Şimdi Tubba duyunca son peygamber Medine'ye geleceğini, ah bilsem diyor, ben sakin geleceğini, ben de Yemen Melikliğimi su saltanatını bırakırım, padişahı bırakın padişahlığımı, burada kalırım diye böyle. Fakat daha zaman gelmedi diyorlar kendisi, işaret yok diyor daha. Bunun için evi o yapıyor bu tane bak. O evi o yapıyor. Tuba evi yapıyor. Ve oraya birisini yerleştiriyor. Ona bir de yazılı deri üzerine yazılı öyle bu şekilde. Bu evi ahir zaman peygambere gelecek. Kim zamana gelirse ona sahip çıksın derken böyle. Biri sandık yaptırmış. Bu deriyi yazılı kağıt sandığına koyuyor ve kilitliyor bunu. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve girdi alt katına. İlk kattı. Dedi ki, ya Resulallah, Eyüp Sultan Hazretleri. Üç kata buyur, ya Resulallah. Hayır olmaz Eyüp dedi böyle. Şimdi benim çok ziyarete gelirler. Burada daha mesela peygamber dedi böyle. Altına geldi. Şimdi tabii önce Cebrail Aleyhisselam gibi peygamber orada ziyarete. Diğer milletler geldiler. Ondan sonra Medine'ye ileri gelenlere. Tabii bir oda almayayım fazla insan böyle. Bir yerde bir çıkıyorlar bu şekilde. Şimdi yine oda dolu. Peygamber çağırdı Eyüp Sultan Hazretleri'ni. Ya Ebu Hayyip gel bakalım buraya. Sana babandan kalan bir sandık var mı burada? Babanın derisinden kalmış bir sandık var mı böyle bir şey? Durdu, hatırladı. Evet var ya Resulallah. Getir o sandığı. Aldı getirdi. Tabii kilit paslanmış iyice. Anahtar var ama açılmıyor. Peygamber dedi ki bunu kır. Dedi ki ya Resulallah babam bana temet. Bunun sahibine gelip bunu içecek bunu. Onun sahibi benim peygamberim. Kronos'tan kırdı. İçten çıktı bir kağıt. Kağıt değil, deri. Ceylan derisi, beyaz deri. Üzerine yazılmış. Ey evlatlarım, kimin zamanda son peygamber Muhammed buraya gelir, içinde belli peygamber gelirse, ona sahip çıkınır. Tabi Medine halkı bunu da görünce, bu mucize yaşayınca orada, tabi çok farklı oldu muhteremler. Peygamber Aleyhisselam'da 7 ay kaldım. 7 ay. O nasip oldu. Şu an İstanbul'da Eyüp Sultan'da yatıyor muhtemelen. Eyüp Sultan'da yatıyor böylece. Peygamber'den müjde vermişti ona. Yani buyurmuş ya ona, ya Ebu Eyüp. Yani künyesi Ebu Eyüp. Bu da Halid bin Zeyd. Ya Ebu Eyüp, Bizans'ın surlarının dibine Salih bir ücret gömülecek, defne olacak. Salih bir kimse de orada defne olacak. Ona buyurdu. Onun da gönlüne geldi ki o kişi ben olsam diye altına geldi. Peygamber methettiği salih bir kimse. Suların dibine gömülecek. Dışına, suların dışına gömülecek böyle. Onun da gönlüne geldi ki ah ben olsam diye. Hazreti Muhammed'in zamanında Şam'a bir sefer ordu gönderildi. İstanbul'a, Konstantinopolis'e işte tabii. İstanbul'un fethine. Tabii o zaman feth olmayacak. Onun Fethi Hoca vakit gelmemişti ama oraya geldiler. Çok savaş oldu. Hazreti Hüsnü Hazretleri onda yaşlıydı muhteremde. 50. yılında, yani peygamberden 40 yıl sonra. Yani 40 yıl sonra oraya geldiler. Hüsnü Hazretleri ve bazı sahabi vardı orada o zamanlar.
Hazretleri çok ishal yakalandı. Bir dizanter deneyim tıptabına, o hasta yakalandı. Ve buyurdu o zaman, bana peygamber müjde verdi, ben buraya gömüleceğim. Çünkü o da bende su yakın gömülür beni böyle. Su yakın beni gömülür, buyurdu böylece. Oraya gömüldü kendisi. İstanbul'un fethinde, elhamdülillah, akşam zedirin kabrini keşfetti muhtemelen böyle. Kabrini keşfetti. Yani orada çevrede olduğu biliniyordu, tam kesinlikle bilinmiyordu böyle. Hatta bunu da açayım biraz, vakit geçeceğim biraz ama. Adı Fatih Sultan Mehmet. O da boş değil muhtemelen. O da velayet makamında kendisi de. İslam fetholundu. Şimdi sıra geldi Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini bulmak, türbe yapmak oraya. Fatih bu görevi orası Akşemsin'e verdi. Hocam, üstadım, seni rica ediyorum. İstihar yap da Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin yerine bir keşfengere bakayım. İstihar yap. Akşemsin Hazretleri aldı eline secadesini, surdan dışında serdi secadesini, iki yat namaz kıldı. Oturdu, gözünü kapadı, kusura geçti, murakabeye geçti, kapandı gözünü. Rabbim bana Eyüp Sultan kulunu mezarına göster dedi böyle. Rabbim ona Eyüp Sultan olduğu gibi gördü ben. Yattı ya böyle yattı, hiç bir sürmemek böyle işte. Olduğu gibi gülümsüyor. Bir bakışta böyle işte böyle gördü. Hemen kalktı, onun baş ucuna, ayak ucuna birer küçük sopa dikti böylece. Fatih karşıdan bakıyor. Gitti yavrum Fatih. Rabbim nasip etti elhamdülillah. Rabbim ona keşfeden gösterdi. İki sopa diktim. Biri baş ucu, biri ayak ucu. Burası Eyüp Sultan'ın kabri burası bu şekilde. Peki dedi Fatih Hazretleri. Ama bakın muhteremler, gelecek nesillerin gönle bir çürüme olmaması için Fatih ne yaptı? Hem bunu kabullenmedi. Gece karanlığında güvendiği birini oraya gönder. Dedi ki git dedi, iki çubuğunu al, onları kaybetme böyle. Oraya işaret koy, küçük işaret koy böyle. Al iki çubuğu, onlar başka bir dik onları böyle. O kişi geldi gece karanlığında, iki çubuğunu aldı, o yerini belirledi, onlar başka bir dik onları böyle. Ertesi günü yine kuşu vaktinde Fatih Sultan Mehmet hocam, senin bir ricam var. Dün gerçi bunu sen keşfettin, manevi olarak keşfettin ama ne olur hocam? Bugün bir saat daha yap da biz daha kesinleşsin. Olmaz mı hocam? Olur yavrum. Tabii işler mi işemezse bana. Yine akşam seni oraya geldi. Bir iki yat namaz kıldı, namazını kıldı. Yine gözünü kapadı. Yine Mevla iltica etti. Yusuf'un gene gördü ama sopalar başka yerde ama Allah Allah. Niye bu şeyle bu? Kalktı oradan, aldı o sopaları, aynı yerde itti muhtemelen. Geldi, dedi yavrum Fatih, sopalardan alırmış ne olmuşsa. Ben aynı diktim onları, peki hocam dedi. Üç gün tekrar yaptırdı. Ondan sonra Fatih oraya meşridi, türbeş yaptı. Şimdi hangi beldede, yörede bir sahabe mezara vay atıyor, sahabe atıyorsa, İşte mahşer günü bütün çevre halkı onun arkasında mahşere gidecekler. İşte önüne geçecek mahşere muhteremler. Şimdi gelelim muhteremler Hicri yılbaşının bu takvime gelelim. Araplarda eskiden beri belli bir tarih başlangıcı yoktu Araplarda. Bu işin sahabelerin şu an hiç bilmiyor sahabeleri. Hiç bilmiyor. Çünkü tarih başlangıcı yok. Karmaşık bir şey vardı. Mesela sen ne zaman doğdun? Şey filan kıtık senesinde, filan savaş senesinde, filan sel olduğu senede, ne zaman oldu selde? Unuttu tabii zamanla. Sonra fil olayı olunca, Ebrelerin fil olayı böyle helak olunca, hepsi unutuldu. Fil yılı tarih başlangıcı oldu. Peygamber arasında peygamberin içi bu da var. Nübüvvet başladı. Hicretten sonra da Medine-i Münevvere'de işte Bedir Savaşı, şimdi Bedir Savaşı'na göre Musa, Hendek Savaşı, Hicret Savaşı, Mekke'nin fethi gibi böyle çok karmaşık bir tarih başlangıcı var. Hazreti Ömer zamanında tabi İslam elhamdülillah dünyanın tek süper güç oldu. Tek süper güç İslam oldu.
Rabbim yürü dedi, yürü kılıyor. Yürüyor muhtemelen. Her taraf feth oluyor böyle. Halk İslam'a koşuyor. Çığ gibi orada büyüyor. Ama yazışma oluyor, resmi yazışma oluyor. Tarih başlangıcı yok. Hangi önce hangi sonrakiler belli değil. Hazreti Ömer sahabeleri topladı orada. İşaret etti. Ne yapalım? Çare bulalım bana, çözüm bulalım bana. Belli bir tarih başlangıcı olsun. Kim işte belirsiz ilk savaş olduğu için Hud derken fakat ittifakla karar verdi, en son karar verdi hicret olayı. Bu başlangıç derdi böyle. Ondan sonra hicret yılbaşı oradan güne kadar gelin muhteremler. Hicret ile ne oldu aziz cemaatimiz? İslam Mekke'de bir gizli cemaat iken birbirinden kopup bir araya gelemiyorlar. Garip iken, basaltayken Medine'ye gelince elhamdülillah bu İslam devletine dönüştü, devlet oldu. İslam devleti oldu. Meşit yapıldı. Bir ezan okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, hayyâne salâ diyor. Meşide koşuyorlar böyle. Koşuyorlar. Kur'an okunuyor, meşide şerifte sohbetler yapılıyor. Artık halk tabii coştu, feyizlere dark oldu. İslam kanunu uygulamaya başlıyor orada. Bunun için en önemli olay bu kabile olarak başlıyor. İlla Teala Fatiha.